Bu 24. bayramımız arkadaşlar. Allah nice 24. bayramlara yetiştirmeyi nasip etsin. 12 yıldır beraber bayramları organize ediyoruz. Birlikte bayramlarda kutluyoruz. Bir araya geliyoruz, bayramlaşıyoruz. Çok güzel duyguları birlikte paylaşıyoruz. Sayın milletvekillerimiz sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Sizler bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Çünkü AK Parti'nin gücü sizlerden geliyor arkadaşlar. Sahadaki arkadaşlarımızdan geliyor. Teşkilat olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar çok başarılı çalışmalara imza attık. Hep ifade ediyoruz, 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 referandumdan alnımızın akıyla çıktık. İnşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla hem yerel seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve akabinde genel seçimlerde de inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız. Değerli misafirler, bugün bu güzel günde, güzel ilçemizde, memleketimizin bu güzel ilçesinde bizler Genel Başkanımızın, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın inandığı ve 10 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü, aslında kökleri çok daha derinlere dalan önemli bir gayenin, Büyük Türkiye idealinin mensupları ve taraftarları olarak bu çatı altında yer alıyor ve gayret ediyoruz. Değerli misafirler, bu bayram münasebetiyle yapılan bir törendir ve bir konuşmadır. Uzatmadan şunları ifade etmek ve hatırlatmak isterim. Memleketimiz ve çarşambamız AK Parti iktidarıyla buluşmadan önce, memleketimiz AK Partili belediyecilikle tanışmadan önce çarşambamızın, şu AK Parti ilçe teşkilatımızın bulunduğu bölgenin halini bir hatırlayalım ve sonrasında AK Partili belediyeciliğin, yerel idarenin, hizmet elinin değmesinden itibaren Yeşilırmak kıyılarından başlayan eski garajlar bölgesindeki bu çarpık yapılaşmadan, buraların düzenlenmesinden başlayan hizmet hareketini tekrar hatırlayalım. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan, taşıyan en önemli özellik, dediğini yapması, verdiği sözleri tutması, her zaman halkına danışması, halkının onayını aldıktan sonra yoluna devam etmesi ve her zaman bu konuda da geriye doğru baktığı zaman, ya evet çok yol aldık ama daha çok yolumuz daha var. O halde biz bu yollarda yürüyeceğiz, durmak yok, yola devam demesi, bu da bence son derece güzel bir durum. Belediyeler bir partinin halkla kucaklaştığının, halkla beraber olduğunun en güzel ortamları. Çünkü ne olursa olsun burada halk kendi seçtiği idareciyi ondan bir hizmet beklerken çok daha kolaylıkla hem ona ulaşır hem de hiç de böyle şey yapmaz. Yani böyle direkte söyler. Başkan bana bunu yapmak durumundasın. Niye? Seni ben seçtim.